أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hicri ve miladi cuma gününe girmiş bulunmaktayız. Hepinizin cuma günü mübarek olsun. Evet, Ramazan özel programı şükürler olsun. Hicri ve miladi takvimin ve cuma günü girişle beraber başlamış olduk. Mevlamıza şükürler olsun ki Ramazan ayı geliyor, geçti ve Kadir Gecesi inşallah gelmek üzere. Yani 1 Temmuz Cuma günü inşallah Kadir Gecesi'ni geçireceğiz inşallah. Bugünkü konuğumuz İsmaila İlim Hizmet Derneği Emni Bili Maruf Grup Başkanı Levent Turna hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Hamdü sana olsun. Hocam inşallah bugün Ramazan özel programımızda elhamdülillah Cuma gününe girmiş bulunmaktayız gece 12'den sonra. Aynı zamanda hicri olarak da 2'den sonra Cuma gününe girdik. İnşallah bugünkü programımızda Ramazan özel programımızda Ramazan ayını bugüne kadar nasıl geçirdik? Kadir Gecesi'nde inşallah nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ramazan bayramı 5 Temmuz'da inşallah olacak. Ramazan bayramı ile alakalı nasıl geçirmemiz gerekiyor? Ve günümüzde sosyal medyada maalesef işte şeker bayramı ifadesi, maalesef sanki Ramazan bayramı geldi çocuklara şeker dağıtır gibi. Bunun kıymetini bilememe, bunu aksine içini boşaltma ile alakalı gerek belediyeler, gerek sosyal alemde, gerek tüm Türkiye'mizde Ramazan bayramının kıymetini içini boşaltma gibi bir çalışmalar. İnşallah onu konuşacağız. İnşallah bu şekilde Ramazan özel programımızı devam ettireceğiz. Ve aynı zamanda seyircilerimizden de inşallah 0216 488 0488'den sorularınız varsa sorularınızı inşallah Emmi Maruf Grup Başkanı Levent Turna hocamız inşallah beraber cevaplayacağız. Devamında WhatsApp ve mesaj olarak da 0532 360 32 çift sıfırdan da bizlere WhatsApp ve mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizden ricamız arama olarak değil de mesaj ve WhatsApp üzerinden bizlere ulaşmanız. Ama 216 488 0488'den de arayıp sorularınızı sorabilirsiniz. Öyle hepinize razı olsun. Evet Levent Hocam, Mevla'ya şükürler olsun. 2016 senesi güzel bir Ramazan geçti. Mevla inşallah Ramazan'ımızı nasıl güzel geçirse senemiz o şekilde güzel geçmesini nasip eylesin. İnşallah. Bu Ramazan ayı ile alakalı bugüne kadar hocam gerek Türkiye ile alakalı, gerek camiamızla alakalı, gerek kurumuz Fatih Medresi ile alakalı, gerek Fenimet ile alakalı. Belki bir soruda çok soru sordum ama hocam bununla alakalı söylemek istediğiniz alabilir miyim hocam? Şimdi öncelikle tabii kişi bir ayın içerisinde ki bu ayı güzel bir tarif etmek lazım. Şimdi mana olarak çok hisseleri bir aydayız. Yani güzel bir muhabbet var, güzel bir sükunet var, güzel bir sekinet var. Maneviyatın doptolu olmuş olduğu bir aydayız. Çünkü neden? 11 ayın sultanı ve Mevla Teala ayındayız. Ev sahibi olan Mevla Teala bu ayı özellikle sahipleniyor. Büyük bir lütuf, büyük bir ikram var elhamdülillah. Bu ayın tabii özelliği, Mevla Teala bu aya özel, öyle mahsus, öyle ikramlarda, ihsanlarda bulunuyor ki, Mevla Teala cennetin meleği Rıdvan'a diyor ki cennetin kapısını aç. Cehennem bekçisi olan Malik adındaki meleğe de diyor ki cehennemin kapısını kapa. Ve Cebrail Aleyhisselam'ın vasıtasıyla beraber bütün şeytanlar yani en popüler diyeyim yani en böyle ehil olan şeytanlar, büyük şeytanlar hepsi bağlanılıyor. Artık çırakları belki kalıyor ki onlar da fazla işlem göremezler. Böyle bir ortamın içerisinde Ramazan ayında mutlak kazanmamız için Mevla Teala bunları bize ne yapıyor? Duyuruyor, ilan ediyor. Ve Mevla Teala bu Ramazan'da genel olarak kalkıyoruz mesela sahura kalkıyoruz. Bu sahur vaktinde, gecenin vaktinde Mevla Teala bütün kullarına sesleniyor. İsteyin diyor, vereyim diyor. Dua eden yok mu diyor, isteyen yok mu diyor. Taleplerini reddetmeyeceğim diyor, karşılayacağım diyor, mükafatını vereceğim diyor. Mevla Teala her gece vaktinde bunu ilan ediyor. Şimdi böyle bir olayın içerisindeyiz. Hani eksikliklerimize gelince iki kişi bir araya bir geliyor, hep dert yanıyor. İşte maddi sıkıntım var, sağlık sorunum var, evladından sıkıntım var. İşte o olayları görüyoruz, Ramazan ayındayız. Hala bugün gene şehit haberleri geldi mesela canlı canlı. Bunlar şimdi ülkemiz namına. Şimdi bir ferdi olarak sıkıntılarımız var. Ailece bir sıkıntımız var, kamusal olarak bir sıkıntı var ve genel olarak memleketimizle alakalı problemlerimiz var. Madem Mevla Teala bize diyor ki isteyin vereyim, bunu güzel değerlendirmek lazım. Ülkenin büyükleri kendi nezdinde
Mevla'nın böyle tabirle eteğine yapışmamız gereken bir zaman içerisindeyiz. Hani daha vakit de geçmedi, daha var. Bak itikaf günlerine daha gideceğiz yani. Şimdi böyle bir zamanda Mevla'nın böyle eteğine yapışmazsak da, Mevla'dan istemezsek de, sağdan soldan Ahmet'in Mehmet'in peşine koşarsak veyahut da dışarı taraflarından bizim menfaatimizi, ülkemizi zerre kadar haz etmeyen, gelişmesini istemeyen kişilerle hala bir diyalog içerisinde koşarsak da, Mevla da böyle bize artık tabiri caizse kulum. Diyorum ki iste vereyim diyorum, işini ben çözeyim. Usulüyle beraber, edebiyle beraber iste, sizi ben sahipleneyim diyor. Ama gelip de bu işi biz Mevla'ya bırakmaz da, Mevla'dan çözüm beklemezse, gerek ferdi, gerek ailevi olarak, gerek de işveren olarak veya da bir işçi olarak sıkıntılarımızı, problemimizi Mevla çözmezsek, bu kadar da bariz bir hata olur mu? Olmamalı. İşte Mevla Teala diyor ki isteğimi vereyim diyor. Ve bu aya mahsus o kadar güzel bir olaylar daha var ki, yani Peygamberimizin bize müjdelemiş olduğu olaylar, mesela şimdi bu ayın içerisinde nedir? Önemine binaen zaten bu ayın içinde bir Kadir gecesi var ki, 1000 aydan daha hayırlı bir ay. Bu ayda tam Kadir gecesi, Cebrail aleyhisselam normal mesela ne diyoruz? Onda diyoruz ki mesela 70 bin kanat vardır diyoruz. Yeşil bir sancakla beraber Kadir gecesi Kabe Beytullah'a gelir. Sancağını diker. Ve orada tam böyle böyle alemde bir cüyüş olur yani. Kadir gecesinden bahsediyoruz. Mevla Teala bak her Ramazan'da, her Ramazan'ın her günü 1 milyon Mevla Teala ki bunlar artık cehennemin kapısını aralamış değil. Cehennemde artık payını almış günahkarlar. Böyle günahkarlar. Bu kişiler ya Rabbi eman diliyoruz dedikleri takdirde Mevla Teala diyor ki her gün diyor 1 milyon diyor bu cehennemden diyor azatlı var. Kadir gecesi de Ramazan içinde olan azatların topyekun kadarıyla bir o zamanda ne var? Bir azat etme meselesi var. Şimdi ilk önce bakacağız yani bu ayın içindeyiz ki Mevla Teala hep azat, azat, tehir, dua edin, duanıza mukabelede bulunayım, icabet edeyim. Kurtarayım sizi bu bataklıktan diyor Mevla Teala ilan ediyor. Ve diyoruz ki biz de burada pişkinlik yapıp da sadece midemizi karnımızı aç tutmakla beraber işte açlıkla beraber oruç tutarsak bu işin maneviyatını gözetmeksizin bu işe böyle lanettayin lavabali girişirsek bu işten nasibimizi almayanlardan oluruz Allah muhafaza. O yüzden diyeceğiz ki bu işin manevi boyutuna da bakacağız. Rabbimiz madem bize böyle bir ihsanda bulunuyor bu işe sarılacağız. Ticaret bir adam yapan, ticaretle uğraşan bir adam ne yapıyor? Bazen yıllarca uğraşıyor. Fazla bir şey koyamıyor ama bazen bir pazar açılıyor ki ona, bir imkan açılıyor ki senelik karın icabını ne yapıyor? Bir haftaya sığdırabiliyor. Biz de bu Ramazan'da şunu bileceğiz yani. Sene içinde sıkıntılarımız olmuş olabilir, gaflet olabilir ama bu Ramazan bizim için öyle bir ticaret ki bu Ramazan'da hiçbir zaman kaldırılmayacak lezzetler var. Ve maddi manevi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi var. Bir kişinin diyor Ramazan'ı maddi manevi diyor nasıl geçiyorsa bu diyor seneye diyor böyle yansır. Şimdi diyoruz maddi manevi nasıl olur? Adam Ramazan gelip de bir rahavete, bir gaflete, bir miskinliğe böyle bir başıboşluğun içerisinde o ruhla beraber Ramazan'ı eğer geçirirse o adamı takip edin. Bak bu sene içerisinde böyle gidebilir. Rabbim cümlemizi muhafaza etsin. Bu duruma düşünmez. Eğer bu haldeysek de daha umut var mı? Var. Gece gece saldıracağız. Yani iyi yapışacağız bu işe. Maddi manevi ihtiyacımız var. Bu işe 10 numara saldıracağız ki Rabbim inşallah bizleri ne yapsın? Mükafatlanırsın, bütün ihtiyaçlarımızı gidersin. Mevlamız bunun için var zaten. Mevla Teala ne yapıyor? Bize Rabbini gösterecek. Bizim de kulluğumuzu, aciziyette olduğumuzu, mahviyette olduğumuzu, yoklukta olduğumuzu, tamamen düçar kaldığımızı, aciziyette olduğumuzu Mevlamıza bildireceğiz ki Mevla da bize Rabbini göstersin. Hocam burada çok dikkatim şu çekti hocam. İstemek ve istenmek. Evet. Yani seyircilerimizden çoğu sorusu hep bunu oluyor. Ya hocam istemek ve istenmek. İstemek kimden, istenmek kimden? Yani bu noktada hocam çok önemli bir ifade kullandınız. Dediniz ki insanların şu anda böyle Mevlamızın ki Ramazan ayı kişi istiyor, yalvarıyor, yakarıyor ama biliyor ki karşı taraftan zannediyor. Ama yok. Bunu veren Mevla. Evet. Bu istenme ile alakalı hocam ve istemekle alakalı. Ha, hem istemek ve hem istenmek. Bu nasıl olur hocam? Bunda biraz daha açarsanız çok şimdi güzel olur. Şimdi bu tabii hakikaten nasıl bir şey biliyor musun? Bu işin bir maneviyatı zirvede olan kişiler var mesela nedir? İşte Allah Resulü. Bu işin zirvesi o. Ama Allah Resulü'ne istifade etmiş mesela bir Ebu Bekir, bir Ömer, bir Osman Ali ve bütün sahabe, yüz binlerce sahabe hep Peygamberimizden istemeyle alakalı hep yöntem beklemişler. Ya Resulullah nasıl bir usul takip edelim ki bu işi koparalım. Herkes de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde otururken herkes kendi akıllarınca soru sormuş.
ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara izah ederken yine kendi idrak ettikleri ölçüde orada bir istemeyi kendi kendine aldılar. Şimdi öyle bir sohbetteyiz ki mesela Efendi Hazretimiz sohbeti oluyor. Biri çıkıyor ki orada bambaşka bir şey takılıyor. Biri geliyor ki oradan dop dolu bir şekilde çıkıyor. Hızır hocamızın bir mevzusu var. Hızır hocamız rahmetullahi aleyh biliyorsun Efendi Hazretimiz damadı. Ruhu şad olsun. Şefaatlerine bize Rabbim nail eylesin inşallah. Hatta bir ruhuna inşallah Fatiha okuyalım. Okuyalım inşallah. Hızırımız diyor ki bir gün diyor bir yerde bir sohbetteyiz diyor. Arkadaşlarımızın bir tanesi diyor sohbet ediyor. İşte bir Arapça mana verdi diyor. Arapça mana verdikten sonra karşı kadın o kadar ağlıyor ki hüzünlenmiş, kederlenmiş şekilde ağlıyor. Ağlıyor da ağlıyor. Bir muhabbet içerisinde diyor ki herhalde bu diyor manasını da bilmiyor. Ağlıyor ama kelama veyahut da sohbetteyiz işte elhamdülillah ne güzel bir ortam ağlıyor. Manayı verdikten sonra bu kişi başlamış ya öyle olur mu hoca? Böyle bir ortam. Diyor ki buradan kalktık diyor. Başka bir hoca efendi diyor artık sıra ona geldi diyor. O sohbet ediyor. O da geldi bize diyor ki mesela bir, o başından geçen olayı anlattı. Diyor ki sohbet ettim hocam diyor. Karşı bir adam böyle bana baktı diyor. O hocamızın da sadece bu çene kısmında sakal var. Diğer taraftan sakal yok. Diyor ki acayip bir enteresan. Hani şimdi diyeceğiz ki gerçekten olmuş mudur? Anlatılıyor. Yaşanmış bir hadise. Hoca efendi sohbeti anlatıyor. Karşıdaki adam öyle bakıyor ki en netice yanındaki adam demiş ki ya hocaya baktım dedi de benim bir tane diyor keçi var diyor. O keçimin de sakalları şeyi de burasında böyle şey var. Aynı diyor ona benzettim. Şimdi acayip mevzu bak ya keçiyle sen şimdi buraya nasıl girdin ya nasıl bir irtibata girdin? Oradaki mevzu başka sen nereye girdin? Demek istediğim yani hoca anlatır ama herkes var o anki ruh hali veyahut da sohbet edilirken belki %80 dolu gelmiş zaten. Bir kere bir boşanmak lazımdı. Ondan bir aranacaksın ki şöyle hakikaten sakin bir şekilde denilen ne, anlatılmak istenen ne, kasteden neyse bunu alalım diye orada oturacak ki bir de dinlemenin adabı var. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlerken üstü açıkmış tabii. Dinlemiş olduğu bir çatı olayı yok. Üstü açık bir mescit var medrese türünde. Medine'de oluyor bu hadise. Daha ilk geldikleri zaman orada bir medrese kurulmuş. O medrese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sohbet ederken sahabe kımıldamazmış. Sahabenin üstüne, omuzuna, artık sırtına kumru konarmış, kumru. Hani böyle öyle bir dünyalarmış ki kumru onu icat etmiş, kütük zannedermiş yani bak. Hiç hareket yok, bir taş parçası mıdır diye. Kendini emniyetli şekilde hisseder ve sahabenin omuzuna, başına konarmış. Bunu yine Hızır Efendi anlatmıştı bu olayı, bu sahabe olayını, sahabenin dinleme usulünü. Yani öyle bir dinliyor ki, almak için geliyor, bir şeyimi toparlayayım. Bir kere eksikliğini fark etmek var yani. Şimdi günümüzde çoğu insan eksikliğin daha ne olduğunu da bile bilmeyebilir. Hani şimdi niye bilecek ki? Şurada bir şey var yani. Dışarıda bir şeyler dinliyor. Kendi kendine bence yanlış diyor. Bana göre diye konuşuyor. Bir de şu var. Varsay hocam diyor. Yani varsay mesela. Neyi varsayacak? Mesela. Ayet okuyordu, suyu okuyorsun. Daha geçenlerde bir hadis. Mealci tiplerinden hocam. Hadis okuyorsun. Varsayalım o hadis sağlam değilse diyor mesela. Abi nasıl varsayalım? O zaman sen hadisçi oldun şimdi. Varsa o zaman sen hadisi şey yaptın şimdi kaldırdın demek ki sen hadisi de hadisi sana mı inanacağız şimdi? Ya. Yani düşünebiliriz kendisini ya. Konuma soktu hocam varsayalım. Ya çok acayip bir zamandayız hocam ya. Ya işte o yüzden ne biliyor musun şu anda zaten bunun fitne mesela çıkıyor. Şimdi diyorlar ki mesela mezhep var mıdır diye oralara giriyorlar. Evet, mesela o var mı bu var mı şu var mı? Bunlar da aslında öyle bir problem var ki Allah muhafaza bu işin birkaç tane adım sonrası şimdi hadisi kaldırıp Allah muhafaza bu nefiste öyle bir kabiliyet var ki Mevla Teala sen sensin. Ben benim diyebilecek bu nefiste bir azgınlık var. Allah şimdi Allah bugün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kelamlarının icabını araştırıp acaba aslı var mı? Doğru mu? Sahih mi? Ya çok böyle hurafe ifadeler var. Sonradan çıkmış olabilir mi? Bu gibi vesveseler. Şimdi bakıyorsun ki bu söylenen ifadeye burada İslam'a muhalif bir ifade var mı? Yok. İnsanlığa muhalif bir şey var mı? Yok. Peki bunu yapmakta sen bunu yaparsan şayet bir şeyi kazanır mısın veyahut da kaybeder misin? Kazanır. O zaman gene yaptı mübarek. Bak gene kazanacaksın işte. Gerçek mi? Gerçek olmasa da bak bunun mantığını yaptık. Mantığını yapıyoruz. Diyoruz ki bunu yapmakla beraber İslam'a veyahut da insanlığa bir zarar var mı? Yok. Bunu yapmakla beraber bir amel kazanır mısın? Kazanırsın. Evet o zaman yap işte. Her şey açık. Ayete muhalif bir orada bir ifade var mı? Yapmamanla bir şey kaybeder misin? Kaybedersin. Ya kazanma varsa? Ya. Aynı o şekilde. Sünnetle alakalı bunu soruyorsun. Tabii. Yapmasan bir şey var mı? Yok hocam da. Ya kazanma varsa ne olacak? Düşünmemiştim hocam. Hazreti Efendimizin yanına bir tane ateist gelmiş. Müşrik. Evet. Koyu bir müşrik. Diyor ki ya diyor ibadet mübadet bir şeyler çıkarmışsınız bir şeyler yapıyorsunuz da. Ya diyor hani ilahtan bahsediyorsunuz, yaratıcıdan bahsediyorsunuz. Böyle bir şey yok diyor ya.
Ya kendinizi niye sıkıyorsunuz diyor ya. Gelişigüzel bir şekilde yaşayacaksınız diyor. Tamam. Kimseye zulmetme. Herkes çünkü nedir? Edersen bulursun. Sakin yaşa. Kimseye bulaşma. Bu şekilde yaşa. Hayatın anlamı budur diye bir ifade kullanıyor. Diyor ki Allah yoktura getiriyor işi. Hazreti Efendimiz diyor ki ya diyor dediklerin yanlış olursa ya diyor benim dediğim doğruysa ne olacak? Adam tak böyle kalmış. Hani şu anlattıklarını diyoruz ya Allah yok diyorsun. Ya varsa bak hep inkar et. Ve biliyorsun ki bu tipi inkarcıların başına ne muameler gelecek? Ahiretini kaybedeceksin. Muhataba alınmayacaksın. Cennet kokusu diye bir şey yok. Gösterip de geri çekme olayı da yok. Ve kaleye alınmayacaksın. Direkt transit. Hani diyorlar ya burası VIP. Özel bölüm. Direkt bu tarafa doğru gideceksin. Yani biraz bir düşün bakalım. Hakikaten bu alemi yaratan bir Allah olmasa nasıl oldu bu haller yani? Biraz tefekkür etsin insan bu işlere yakalayacak. Ama nedir? Bir muhalefet var ya. Bu muhalefetin hastalığı en son mercisi buraya gidiyor. Şimdi de Resulullah Efendimiz'i aradan çıkarmak gibi. Kimisi diyor ki Allah ve Kur'an yeter. Allah-u Teala'nın emri Kitabullah var diyor. Nedir diyor illa bu şekilde. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa ve kella şirk derecesinde diyor hani bu şey yapıyorsunuz kendinizi falan. Ya bakıyorsun ki bir kere şunu bilmek lazım ehli sünnet inancına göre. Allah-u Teala'yı sevmek farz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmek de imandandır. Hani bir adam Allah-u Teala'yı seviyor musun? Bilemiyorum gibi bir ifade kullanabilir mi? Nasıl öyle bir ifade kullanabilir mi? İman yok demektir. Allah-u Teala'yı seveceksin farzandır. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevmek, o muhabbet neden kaynaklanıyor? İşte Allah'a olan o muhabbetin sevginden kaynaklanan o alamet Resulüne dönük olan o akımdır, o elektriktir. O hayatı olan dönüş kısmıdır. Ya burayı tabii yakalanması lazım. Hocam o kadar güzel anlatıyorsunuz ki emin olun o kadar yoğun sorular geliyor. Yani soruları böyle açıp hem soruları açmaya yetişemiyorum hem sizi bölmeye şey yapamıyorum, bölemiyorum. Allah razı olsun sizlerden. Birkaç soru okuyalım mı hocam? Müsaadenizle, izninizle hocam. Çünkü seyircilerimiz artık öyle bir atıyor ki bir mesajda 3 mesaj gelmeye başladı. Niye? Hadi hocam diye. Evet. Selamünaleyküm hocam demiş. Ben gece hep yılan görüyorum. Korkuyorum. O rüyayı gördükten sonra gündüz mutlaka sinir krizi geçiriyorum. Hiçbir iş yapamasam üzerimde ağırlık oluşuyor demiş. Gene bunu tabii devam edeyim. Birkaç şey daha var ama hocam. Yılan, evet. Peş peşe aynı şeyler alakalı söylemiş. Hocam bunu geçelim mi? Geçelim. Çünkü biz şu anda rüya şey yapmıyoruz, tabiri yapmıyoruz. Allah ona yar ve yardımcısı olsun diyelim. Çünkü Ramazan özel programı. Fıkhi olarak olursa fıkhen evet. Kendisini aydınlatırız. Evet. Hocam selamünaleyküm. Her zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ım daim etsin. Programı huzur içinde izliyorum. Sabırsızlıkla başlamasını bekliyoruz. Bize dua edin demiş. Hocam diyor şunu öğrenmek istiyorum. Ben kalp hastasıyım. Artık kas yıkımı var. Birkaç doktor oruç tutmamı istemiyor. Ama ben tutuyorum. Ne tavsiye edersiniz demiş hocam. Bir kalp rahatsızlığı. Kendisi Malatya'dan bir Turgay abimiz. Evet, bizi takip eden bir abimiz. Geceden niyetlenirse, o işte öğle vakitlerine kadar kendimi kontrol ederse, eğer sıkıntı hissedecekse bozabilir. Gününe gün tutar. Ama tabii doktorun tabii tavsiyesine bu işe ehline sorun meselesi var ya. Şimdi biz onun durumunu bilmiyoruz. Doktor, İmanlı bir doktor. Tabii imanlı bir doktor. İşin ehli kişi ona durumunun halini, ehvalini bildiriyorsa işte tutmak senin için sıkıntılı. Ama bu kişi de imanın ötürü kendini ya Ramazan ayında nasıl oruç tutmayacağım? Bazı ağırlanan abiler mesela şeker hakikaten ciddi seviyede. Diyor ki ama bu da mesela öyleleri de var. Diyor ki hocam diyor, ben normalde şekerim çok yüksek ama şu Ramazan ayı yiyince hocam bütün diyor şeker düzenim hepsi diyor. Gidiyor. Hepsi diyor iyileşiyor diyor elhamdülillah diyor. Yani kimi de bir panik yapıyor ki ya ben hayatta bunu yapamam, onu yapamam, bunu yapamam deyip de işi koyverenler de var. Ama tabii şey yapmak lazım. Gene nedir bir tutmaya niyeti sahura kapmak lazım, niyetlenmek lazım. Bir 10, 11, 12 bir durumuna bakacaksın. İnsan bir de kendi kendine doktorudur. Kendi vücudunu tanır kişi. Şimdi biz onu dışarıdan baktığında anlayamayız ama kişi biraz da kendi vücudunu ne yapar? Güzel analiz eder. Bir yoklar kendini, bir dinler. Bakın tutuyoruz Allah'ın izniyle. Tutalım bakalım der. Devam da edebilir. Hocam kendimle alakalı bir şey olmuştu. Normalde bundan 3-4 sene evvel önce doktor bana dedi ki hocam dedi vebali günahı benim oluyor. Sen oruç tutma demişti. Evet. Netice itibariyle geldik hocamız. Hocam bana dedi ki masum bıraktı hocamız. Oğlum dedi gelsin dedi. İlk 3 günleri bir dene dedi. Eğer tutabiliyorsan dedi, tut. Tutamıyorsan dedi, zaten doktor söylemiş. Evet. Genç vücudu tembellik yapmasın dedi. Gerçekten bundan 3,5-4 sene evvel önce bunu yaptık ve elhamdülillah her sene tutmamıza daha da faydasını görüyoruz ve doktor her karaciğer enzimine çok mükemmel çıkıyor. Çok mükemmel çıkıyor ifadesi var yani. Evet.
Hocam bir bayan izleyicimiz gece vakti teravih namazı camiye gidemiyorum, evde kılıyorum. Bunda bir sıkıntı var mı demiş bir bayan izleyici hocam. Zaten kadınlar için aslında en güzel olay zaten evinde kılması. Yatak odasında zaten onun en mahremi yeridir. En zaten faziletli kısmı o. Ama nedir, ağırlık olur, bir heyecan bulmak istiyorum dediği vakit fitne çıkmayacak ölçüde. İşte mescidin girişlerinde çıkışlarında bir usulsüzlük yoksa, hani içeride bir sıkıntı. Zaten meseledir, eğer fitne çıkmayacağı takdirde mescitlere gelin deniliyor mesela. O usulde zaten o işin kalabalığı, bereketi ayrı, biraz da hani rahat oluyor, kolay oluyor. Toplu halde güzel yerine getirebiliyoruz diyorsa gidebilir. Ama şu da var ki eğer öyle bir problem yoksa, kendi başına bunu aşabiliyorsa, kişinin evinde kılması zaten nedir bir bayan için? Daha faziletlidir. Hocam bir bayan izleyicimiz daha sormuş. Bir yakınım evleniyor. Düğünü kadın erkek karışık. Allah selamet versin. Ben bu düğüne gidip takısını takıp biraz durabilir miyim? Yoksa bu düğüne gitmeye hiç müsaade yok mu demiş. Şimdi zaten orada bir şerahsızlık var zaten. Var yani, baştan. Muazzam bir şerahsızlık evet. Var. Şimdi gidip de oraya bir gireyim çıkayım diye, o zaman girme, evine gidersin ziyarete. Veyahut da düğünden evvel gidersin, bir ziyaret edersin. Bununla alakalı bir hoca efendinin ben bizzat bir ifadesinin mevzusunu hatırlıyorum. O da dedi ki, o da zamanında öyle bir ailenin içerisinde mahrem namahrem bilinmeyen bir ortamda derken medreseye gidiyor, 5 sene 6 sene okuyor ediyor, hoca oluyor. Ama ne var? Gene bir sılayı rehin meselesi var. Bir akrabası diyor ki, hocam illa seni görmek istiyor, düğüne gel. Tabii düğünü de bir araştırıp bakıyor ki karma olacak, karışık olacak. Şimdi bayanlar orada oturacak, herkes göz geze. Zaten şu anda zaten bir haram ortama bulaşmış oldun yani. Diyor ki, ya ben dönerim duvara. Bu öyle değil. Bunun su kaldırır yeri yok yani. Girdin mi buluşuyorsun yani. Orada şimdi sen mekan olarak düşünüyorsun. Burada Mevla'ya şu anda bir isyan var yani. Sen de giriyorsun, nedir? Ben işte kıyından bucağından gidecektim. Bu işin kıyısı bucağı yok. Efendi Hazretlerimize bunu sorunca Efendi Hazretleri dedi ki, ona diyor hasta olduğunu söylersin. Bu kişi de diyor kendi kendine, ya hastayım derken ben hasta değilim ki yani. Bu yalan olur mu Ayşe? Bir anda Efendi de şey yapmış yani. Hani bu yalan olur ya gibi sanki düşünmüş. Sonra diyor ki aradan birkaç gün geçti diyor. Mektubat dersindeyiz diyor. İmam-ı Rabbani Kutlusu soru veriyor ki diyor. Kalbinde diyor hardal tanesi kadar diyor. Hardal tanesi kadar diyor. Bir masiyet, bir sıkıntı olan bir kişi diyor. Hastadır diyor, marazlıdır. Bunu duyunca dedim ki hakikaten ben hastaymışım dedim diyor. Hasta olduğumu da zaten bildirdim dedim. Hastayım diyor, gelemeyeceğim dedim diyor. O şekilde bu işi diyor kurtarmış oldum. Evet efendim dersiniz. Ama bu demek değildir ki bağlantı evet. Hep kopar. Düğünden sonra gidersin. 3 gün sonra 5 gün sonra bir ziyarete gidersin. Bayanlar bayanlarla oturur, erkekler erkeklerle oturur. Eğer bir hediyen varsa hediyeni zaten ne yaparsın? Ulaştırırsın. Allah bu ortama daha çok bereket verir. O kişiye zaten bir edep de öğretmiş oluyorsun. Kardeşim böyle bir düğün yaptın ama bize işte İslam'a göre de uygun değildi bu. Zaten hani sen de bilirsin bu işi. En netice hepimiz Müslümanız. Ama belki öyle bir şey oldu, sen de kurtaramadın, bu şekilde girdin. Bilemeyeceğim. Rabbim inşallah gene bu işte size rahmet etsin, kurtarsın. Bundan sonraki hayatınıza size razı olmuş olduğu bir hayatı, razı olmuş olduğu ortamı ikram etsin deyip bu işi izah etmek lazım. Hocam bir kardeşimiz demiş ki, tabii gençlerimizin hastalığı olan bir mevzu. Evde güvercin beslemekte sıkıntı var mı demiş kendisi. Güvercin işi sıkıntılı ama evcil kafes kuşları vardır ki bunları dışarıya zaten doğaya bıraktığın zaman bunlar yaşayamama durumları vardır. Onlarla alakalı cevaz var ama güvercin hususunda biliyorsun Lüt Aleyhisselam'ın kavminin de alametiydi güvercin olayı beslemek. Eve de şu var yani, bir de eve bereketsizlik getirir. Şahitliği kabul olmaz. Güvercin mi bütün kuşların mı? Bütün kuşlarla alakalı, güvercinle alakalı. Güvercin. Yani evcil güvercinler var. Yani kümeste besliyor. Çok önemli. Bütün mesela yani güvercin evde olduğu zaman veya ev etrafı balkonda veya bir yerde olduğu zaman evet. Kişinin şahitliği kabul olmuyor. Evet. Ve aynı zamanda evin bereketi olmuyor. Evet. Daha niye güvercin besleyeceğiz ya. Ki ya? Hani şu var. Çünkü ne? Güvercin besleyenlerin gözü nerede olur? Hep yukarılarda, göklerde. İşte o çatıda olur, bu çatıda olur. Çok göz aldanması olur. Normalde Müslüman bu kadar sağa sola bakar mı bakmaz. Diyoruz ki nazar bar kadam yap ki. Hani fazilet budur. Yolda yürürken diyor adımını atacağın yere kadar diyor başını kaldır ki diyor. Sağda solda görünmeyeceğini ne yapmaz? Razı olmayan ortamları görme. Ki sen tam aksini yapmışsın. Her tarafı radar almışsın. Her tarafı kolaşan ediyorsun. Onun camı, bunun balkanı, bunun penceresi. Ve bu işte şahitlik söz konusu. Şahitlik kabul olmuyor. Bu çok ağır bir ithamdır yani. Ne demek öyle? Bir şey olsa ben sen sözüne itimat olmuyorsun. İtimat, sen karışma. Daha bundan büyük bir şey olamaz ki. Acayip bir şey yani. Hocam Erdal Ersoy kardeşimiz Uşak'tan mesaj göndermiş. Hocam selamünaleyküm. İçimden şöyle bir şey diyorum. İnşallah Ramazan'dan sonra Ramazan'da kazandığımız güzel huyları iyiliklere devam ettirelim. Nasıl olsa Ramazan ayı bitti diyerek ibadetleri terk etmeyelim. Gevşeklik gösteremeyelim. Allah'ım razı olsun demiş. Evet.
Evet. Yine başka bir kardeşimiz. Hocam toplumumuzda şöyle bir durum var. Ben şu günahı işledim, şunu yaptım, bunu yaptım. Günahım çok, Allah beni affeder mi diyoruz ama şunu unutabiliyoruz. Rabbimizin rahmeti, affı bizim günahlarımızdan daha büyüktür. Şunu unutmayalım, Allah beni affeder diye günahlara dalmayalım demiş. Evet. Yani soru cevabını veriyor. Tövbe edenler diyor, evet. Ta'i bi zemmele kemala zemmele estağfurullah diyoruz mesela. Ne diyor? Tövbesinden diyor, günahlarından da tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Ama nedir? Böyle yarım azil yani. Yani estağfurullah nedir? Zaten hani bundan hemen geçirdim, bunu ekart edeyim de yarın yine kaldığımız yerden devam edelim. Ama bu öyle de olsa yine ne yapmak lazım? İstiğfara dilden düşürmemek lazım. Yine başka kardeşimiz hocam Fransa'dan. Hocam demiş, evet Fransa'dan Arda Bey. Hocam dünya mal, makam ve para hırsı bazı kardeşlerimizi kötü durumlara getirebiliyor. Dünyayı kazanayım derken ahireti kaybediyorlar. Bu konudaki yolumuz nedir? Aynı zamanda Fransa'da da tedirginliğimiz var. Şüpheliyiz. Karışıklı aynı zamanda hocam. Evet, evet helal usul belli. Şimdi evet. Haram belli, helal belli. Arada olan nedir? Şüpheli olan mevzular. Bu şüpheliler hususunda araştırma yapmak lazım. Yoksa ayette her şey bellidir yani. Haramın ölçüsü bellidir. Haramın işte helalin ölçüsü bellidir. Bunu aradıktan sonra şüpheli olan mevzuları biraz dile getirmek lazım. Şöyle bir mevzuyla alakalı bir sıkıntım var. Böyle yapmakla mevzu onu bilmek lazım ki ona göre cevap vermek lazım. Ama Mevla-i Teala'ya bak şöyle bir fedakarlık hususunda Habil'le Kabil meselesi var, kıssası var mesela. Evet. Nedir? Çalışıyor, ikisi de gayret gösteriyor. Mevla-i Teala onlardan da bekliyor, adak bekliyor, bir hediye bekliyor. Bir tanesi en kötülerini buluyor getiriyor, bir tanesi en mükemmellerini ortaya koyuyor. Ve bu kıskançlıklar, bu dünya hırsı, konunun başında öyle bir soru geldi. Dünya hırsıyla alakalı. Bakacağız ki Habil tarafında mısın, Kabil tarafında mısın? Yani Kur'an'ın geçen kıtsalar, menkıbeler bize buradan bir ibret, bir hisse alalım içindir yani. Mevla-i Teala yoksa bunları bir masal olsun diye orada anlatmadı. Anlatıyor ki bunları size burada nedir? Buradan bir hikmet alın. Bu mevzulardan, bu kıtsalarla beraber hayatınıza çeki düzen verin. Evet hocam. Hocam bir kardeşimiz... Esselamu Aleyküm hocam, yeniden silkelenip artık değişmeyum başlangıcı nasıl yaparım, değişmek istiyormuş abimiz ve erinme ya da kesin İslam'ı güzel bir hayata nasıl bir başlangıç olabilir, formülü nedir hocam? Formül ilk önce bu işin zirvesi namazdır. Namaz ve Mevla Teala ayetçi de buyuruyor ki ya eyyühellezine amenü ve künü me'as-sadiqin, ey iman edenler diyor, sadıklarla beraber olun. Sadık kişi nedir? Ona baktığın zaman Allah ve Resulünü sana hatırlatır. Bu kişilerle beraber oturduğumuz zaman dilimizi kontrol ettiğimiz gibi ardındaki günlerde Allah'ın izniyle kalbimizi kontrol etmeyi ne yapacağız? Öğreniriz Allah'ın izniyle. Ama nedir? O kişiyle beraber. Diyor ya, kalaycının yanına gidersin ziyarete, üstüne ne yapar? Kalay kokusu siner. Ama diyor güzel bir neye gidersin? Kokucuya, bir attara gidersin. Dükkana gir, icabın üstüne sürmeye de gerek yok. Orada bir müddet kaldıktan sonra üstüne ne yapar? Güzel kokular siner. Bir de lezzet almış olduğumuz yerleri kontrol edelim. Lezzet almış olduğum noktayı. Bakacağız ki ben nelerden lezzet alıyorum? Bakıyoruz haramdan lezzetleniyoruz. İşte buralara bakacağız ki peki neden lezzetleniyorsun? Haramdan lezzetleniyorsun. İşte bu meclislerden yavaş yavaş kendimizi uzaklaştıracağız. Yavaş yavaş değil aslında, çok hızlı bir anda kesmemiz lazım. Diyor alıkoyamıyorum. Bunun mücadelesini vereceğiz. İmam Rabbani Kuddüs-i Ruh zamanında acayip bir mevzu. Bir kişi geliyor attarın önünden geçiyor. Güzel kokuların satılmış olduğu bir attarın önüne ve adam kendinden geçiyor, bayılıyor. Bayılıyor, herkes onu ayıltmaya çalışıyor ama adam bir türlü kendine gelmiyor. Bu kişi hayvan çiftliğinde çalışıyor. Oradan birisi onu görünce halini anlıyor. Ayılmasını da ayılmıyor. Ona bir miktar ne yapıyor biliyor musun? Artık o ahırlardaki kokulardan bunun burnuna bir yaklaştırıyor ki adamda bu ayılma meydana geliyor. Şimdi bakacağız ki şu, bu işten senin niye bu kadar ağır geldi sana? Çünkü bilmiyorsun, alışık değilsin. Alışmış olduğun bir ortam var, alışmış olduğun senin bir yapı, bir karakter olmuş. Diyor, ben bunu biliyorum bu şekilde. Babamdan böyle gördüm, atamdan böyle gördüm, okulda böyle bir eğitim aldım. Ya bu şekilde kendinizden sen kapatırsan, o şekilde bunlardan nasıl istifade edileceğini öğrenmezsen, merakın da olmazsa bu sefer bu kafayla gidersin. O yüzden artık ne yapacağız biliyor musun? Şunu yapayım. Bir format var ya, bu format meselesi. Kendimizi bir sıfırlayacağız. Diyeceğiz ki sanki hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi. Bazı büyük ulemalar, alimler vardı. Yıllarca ilim tahsil etmiş ama okuyor ki kalpte hala bir engame var. Bir sıkıntı var, bir sıkıntı. Hep debdebeler var, itirazlara mut ki ilmin zirvesini almış. Yıllarca ilim terbiyesi almış, medreselerde okumuş. Kitaplarıyla var diyor ki ya diyor ben bir Allah dostu ne dedim şu gönül ilmiyle alakalı. Kendime şu kalbime bir sekinet olsun.
kitaplarıyla beraber geliyor Allah dostuna dünyaya doğru gezen. Bu köyle köye geçerken orada bir asma bir köprü var. Köprüden geçiyorsun, bir derenin üstünden geçiyorsun. Kitaplarıyla beraber geliyor. İşte diyorlar ki efendim falanca bir kişi sizi ziyarete geliyor diyorlar oradaki mürşit efendiye. Bu kişi geliyor ki yıllarında okumuş hocası kendisi. Ona böyle bakıyor ki kitapları mita yani bu buraya bilmiş geldi. Her şeyi de artık biliyordur bu fıkıh falan filan. Hani şu beynindekilerden almış olduklarını arınacak ki karşımıza oturacak. Biz buna bir daha sıfırdan başlamamız lazım. Çünkü bu ruh eğitimi çok farklı bir şeydir yani. Velhasıl kelam diyor ki o gence o kitaplarını diyor. Bu yaşanmış Nefahatül Üste yazıyor bu hadiseler. Hepten de bunlar roman türü uydurma şeyler değil yani. Bunlar hep aslı var yani. Ve orada yazanlar herkes şahit. O yaşanmış hadisedir diye. Bu kitaplarını dereye attırıyor. Diyor ki oğlum o kitaplarla olmaz. O kitapları sen diyor şu köye girerken diyor vardı ya orada bir dere. O dereye bir at bakalım diyor. Kitapları bu genç diyor benim ya yılların diyor benim, burada diyor benim notlarım var. Bunları ben diyor not tutmuşum. Bunlar bana geleceğimle alakalı çok lazım olan şeyler. Ben bunu nasıl attırır diye şeye düşüyor. Atacağım atmayacağım derken en netice bütün kitapları dereye atıyor. En nihayet hocasının yanına geliyor. Artık 4 sene 5 sene bu Şeyh Efendi'nin yanında bunun kontrolünde manevi bir terbiye aldıktan sonra hoca sonra diyor ki şeyi yavrum diyor çıkarken diyor o derenin oradan diyor kitaplarını al diyor. Şimdi diyor onlara daha güzel istifade edersin. Ve çıkarken hakikaten bakıyor ki dere kenarında o kitaplar duruyor mu duruyor. Şimdi diyor mantık yaparsa adam burada bu gerçek olmuş mu böyle bir şey olamaz ki diyor ya dersin. Ama diyoruz ki Allah dostu Allah dostu. Allah-u Teala ile dostlar arasında sırları var mıdır? Vardır. Harikulade olaylar zuhur edebilir mi? Var mı bir itiraz olan? Allah yaparsa engel var mı? Yok. Daha ne uzatıyorsun? Yaşanmış hadise. Hocam şunu söylüyorum ben her zaman şu ifade kullanıyorum. Allah dostu sorgulayanları diyorum. Diyorum ki ya diyorum Allah dostu sorgulayan yani sorgulayana kadar niye bir Allah dostu olmaya çalışmıyorsun? Evet. Yani böyle Allah dostu sorguluyor. Ya mübarek bir Allah dostu olmaya evet. Çalışsana. Veyahut da sevenin dostu olmaya çalış. Ama ömrü Allah dostunu sorgulamakla geçmiş. Mevla muhafaza etsin. Hocam bir abimiz, hocam demiş, oruç fidyesini bayramda toplu olarak bir tek kişiye verebilir miyim demiş. Devamında bir soru daha var. Kendi aynı bir kişinin sorusu. Hocam bir ayda kadının zekat malı var, kocasının zekatlık malı yok demiş. Kurban bayramında kesen kurbanı kocası alıyor. Bu kadının zekat malı kurbanı mı yoksa bir kurban daha gerekli midir? Soruyu tam şey yapamadım. Hocam ben burada 3 tane soru var. Evet. İlk soruyu sorayım. Hocam oruç fidyesinde bayramda toplu olarak bir tek kişiye verebilir miyiz? Oruç fidyesi bir evet. Tek kişiye verebilir miyiz diyor. Verebilir. Tamam. Geçtik hocam. Hocam bir ailede kadının zekat malı var diyor. Evet. Kocasının zekatlık malı yok. Evet. Kadının var sadece. Evet. Erkeğin yok. Kurban bayramında ise kesilen kurbanı kocası alıyor. Bu kadının zekat malı kurbanı yoksa bir kurban daha gerekli mi? Yani şimdi erkeğin kurbanı zekatlık malı olmadığı için... Evet. Ama gene kurban oluyor. Ama erkeğin şey malı yok. Evet. Kadını var. Evet. İşte kadına da gerekli midir diye soruyor hocam. Şimdi kime düşüyorsa ona vaciptir bu iş. Eğer kadına düşüyorsa kadın kesecek. Erkek zaten yoksa erkek zaten bu işten mükellef değildir. Evet. Yani kime düşüyorsa kadına eğer zekat düşüyorsa kadın kesecek. Tabii tabii. Erkek mükellef değil ama yok evet. Çok ben keseceğim diyorsa da o zaman iki tane kesecekler. Tabii. Hem erkeğe de kesecekler hem... Evet. Diyorsa ki ya senin de şanın yürüsün yani. Evet. Hocam Adıyaman'dan bir izleyicimiz aramış. Yani çocuğu olmuyormuş. İsmi Veysel'miş. Hocam bunun için dua istiyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Amin inşallah. İslam'a hayırlı bir zürriyet ikram etsin inşallah. Evet. Bir kardeşimiz. Hocam 3 ay önce İhlas'ın işine geldim. Alemlerin Rabbi sahibine hamdolsun ki sizlere bana gösterdi ve kendimi toparladım. Allah hamdolsun. Ve Mevla sizden razı olsun. Yine kardeşimiz devamında. Hocam FM TV aşık oldum. Kendimi alıkoyamıyorum. İstem dışı mesaj atmak zorunda hissediyor. Bu hastalığım içinde daim olmasını dua istiyorum. Evet bu hastalığa can feda sıkıntı yok. Biz dua ederiz burada. Madem aşık Allah muhabbetini artırsın diyelim. Evet hocam sorular çok. Evet. Ben kendi sorularıma döneceğim yoksa program böyle biter. Yine soracağım. Çok gidiyor ardı ardına. Artık kardeşlerimiz maşallah kendini tutamıyorlar. Elhamdülillah evet. Şimdi hocam Ramazan ayından bahsettik. Ramazan ayıyla alakalı mükemmelliklerinden bahsettik. İstemek ve istenmekten bahsettik. Yönelişten bahsettik. Ve gerçekten bir kimsenin bir kuldan veya bir kişiden isteğini kilitlenmeyip aksine Mevla'ya gönlün yönelmesinden bahsettiniz hocam. Evet. Hocam bu kelimenin arasında itikaf
şöyle itikaf. Evet. Ya bu itikaf olayını da söylediniz ama ben onu biraz daha açmanızı rica ediyorum evet. sizden. Yani bir mümin, bir Müslüman bir kimse hem itikafa noktasına girmek istese nasıl olur? Önce bir itikaf nedir? Onu bir kısa olarak sizden ricam açsanız ve peşinden de evet. Nasıl ya onu söylerseniz memnun olurum hocam. Şimdi bu bir Kadir Gecesi'nin araba hususunda Ramazan'ın son evet. 10 gününde hem diyoruz ya rahmet ayı. Diyor ki dünyaya tamamen bağlantıyı koparmak. Şimdi itikaf öyle bir niyet var ki bir sünnet olan itikaf vardır. Bir vacip olan itikaf vardır. Bir de bir niyetlenirsin. Sen dışarıya çıkıp gelebilirim. Arada kalan vakitlerimde işte itikaf mealine girerim. Orada işte ne yapayım teberrüken bulunurum. Bulunduğumuz dakikalarda alırım. Tabii bu niyet çok önemlidir yani. Bir giriş çıkış niyeti yaparsın. Evime gideceğim geleceğim ama geceleri kalacağım. Veyahut işim bittiği zaman hemen yine döneceğim itikafları var. Bir de şu var ki yani girdim mi ben burada kalacağım hakikaten. Son 10 gün ben buradayım diye niyet eder. O şekilde bir cenaze dahi olsa ne yapmaz? Oradan çıkmaz yani. Bu şekilde itikaflar da vardır. Hükmü sünnet olup Efendimiz devamlı yapar mıydı hocam? Tabii tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep bu işte ne yapmıştır? İtikaf yapmıştır yani. Ama bazı niyetler de vardır. Çıkışlı itikaflar vardır. Nedir? Çok anormal bir durumlarda böyle niyet eder. Çok olur ki bir cenaze meselesi veyahut hani böyle illa çıkmamı gerektiren, bensiz olmayan olur ki mesela kişinin çocuğu vefat etti yani. Böyle niyetler eder. Ona çıkacağım niyeti vardır. Onu o şartlarla beraber çıkar. İşte bu itikaflarda bulunmuş olan nedir? Tamamen dünyayla bağlantıyı kesmek. Tamamen böyle nedir? Tamamen Mevla'ya yönelmek. Bulunmuş olduğundakiler arasında nafile ibadetlerle, tesbihatlarla beraber Kur'an'a çok yönelmekle biliyoruz ki. Çünkü niye? Kur'an bu ayda indirilmiştir. İcabında itikafın her günü bir hatim yapan kişiler vardı yani. Hazreti Osman Efendimiz biliyoruz mesela her gün ne yapardı? Hatim indirilir ki bir hatim kolay kolay inmez. En az 9 saat sürer. O da en süratli hafız. 9-10 saat sürer yani. Namazı var, yemek var, tabii, abdesti tabii. ihtiyacı var. Bu şekilde ne yapayım? Hep Kur'an'ı kendine adopte eder. Veyahut da işte der ki her gün burada ne yapayım? Her gün bir 500 okuyayım. 100 okuyayım. İşte ne yapayım? Burada bir hatimim olsun. Hatta her gün ne yapayım? İşte bu şekilde bir yoğunlaşarak böyle tam sahuruyla, teheccüdüyle, iftarıyla beraber tamamen kendini Mevla'ya vakfetme meselesi var. İtikafın erkek, böyle özelliği var. Erkekten bahsettim mesela. Erkek itikafa girmesinden, şartlı olmasından, bir kimse evet. itikafa, Efendimiz'e işaret ediyorsan girdiği için girmesi, Mevla'ya kendisi alayışı, evet. ibadet edişi, hatim edişi vesaire vesaire. Hep böyle evet. Allah'la çok detaylı bahsediyoruz. Peki burada hep erkek üzere. Evet. Bir bayanın da hocam cami veya evle alakalı. Şimdi bu kısmı ne var mesela? Diyoruz ki mesela camiye giriyoruz ki kısa bir müddet öğle namazını kılacağız. Oradan neveytül itikaf teriz. Nedir? Evet. Şurada bulunmuş olduğum dakikalar işte ben bu camide itikaftayım ona niyet etse. Bir adam şu ifadeyle sadece niyet etse bak orada itikaf bulunmuş olduğu an içerisinde hep Mevlat onu nimetlendirir. Ve büyük ecir alır. Halbuki o adam da namaza gitti sen de namaza gittin. Ama diyor ki orada neveytül itikaf diyor. Ben itikafa niyetlendim diyor. Halbuki duracak orada yarım saat, 45 dakika, bir saat. Bir namaz vaktinde veyahut da biraz da oturacak. Tesbih duasını çekecek. Biraz da olsa biraz tesbih çekecek icabını. Buna da şimdi iki kişi aynı anda yürüyor ama bununki daha farklı oluyor. Niye? Ameller niyet üzerinedir. Kişi niyetle beraber, niyet ne acayip bir şey değil mi? Şimdi kişinin bir tanesi yolda çölün ortasında bir kazık görüyor. Diyor ki ya gece buradan birisi diyor yürür eder. Bu kazığa birisi takılır. Ne yapayım? Ben bu kazığı buradan kaldırayım. Kazığı oradan yerinden kopartıyor. Yere işte müsait bir yere koyuyor. Ona bir ecir var. Nedir? İnsanlığı düşünerek bir taşı alıp bir kaldırıma koymak bir niyettir. O niyetten kazanıyor. Diğer kişi o hareketin, o eylemin ardından oradan geçiyor. Ya diyor burada bir kazık var. Bu kazığı şöyle bir yere çakayım ki diyor. Belki buradan atı veyahut da devesiyle geçen bir adam diyor. Belki yani yularını buraya bağlamak ister. Bir iş görsün diyor. O da kazığı ne yapıyor? O bir önceki kişinin çıkarmış olduğu yere ne yapıyor? Bir daha çakıyor. O da kazanıyor. Yani bunlar hep niyetlerle alakalı meseleler. Mevla Teala niyetler halis olduktan sonra neye niyet ediyorsan onun mükafatı Mevla Teala ne yapıyor? İkram ediyor, ihsan ediyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İtikaf sorduktan sonra inşallah birkaç mesaj okuyup hocam Kadir Gecesi ile alakalı inşallah sorularımı yönetmek istiyorum. Kadir Gecesi geldi. Cuma günü inşallah. 1 evet. Temmuz. Önümüzdeki hafta Cuma. Bu Cuma da değil. Önümüzdeki evet. hafta Cuma. Kadir Gecesi'ne neler dikkat etmesi, neler yapması lazım? Kadir Gecesi'nin yapacağı ibadetler neler şeklinde inşallah birkaç sorum olacak. Ama sorulardan önce mesaj yoğunluğu, mail yoğunluğu var. Ben bir kardeşimizin mesajı. Esselamu Aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Bir kişi diyor
hanımına sen diyor falan kişiyle görüşürsen seni boşarım diye yemini var. Sonra da görüşüyor ki bir talak görüşüyor. Bir talak gitti mi yoksa kefaret kurtarır mı? Ne yapıyor? Hocam şöyle diyor. Sen diyor falanca kişiyle görüşürsen diyor. Seni diyor boşarım diyor. Evet. O da falanca kişiyle görüşüyor. İşte boşarım demekle boş ol boş ol demek başka. O işin ihtarı başka. Eyleme geçirmemiş. Tamam, Allah muhafaza eylesin. Evet. Ama bir daha böyle ama tabii bu işin şakası makası bu çok ağır bir ifadedir. Yani bu şakası olmayan işlerden bir tanesidir yani bu. Nedir? İşte İki şakası olmayan işlerden şu vardı mesela nedir? Adam şakayla beraber bir tane kızı icabı der ki ya ben seni aldım kabul ettim sen de bana vardınız o da vardınız da şakayla o ara nikah gerçekleşir. Evet. Şakacıktan nikah gerçekleşir. Gene durduk yerde boş ol boş ol boş ol diye bir ifade kullansa ya ben gerçek dememiştim ben onu işte öylesine demiştim falan filan bu artık nedir? Bu işin şakası da ciddi, ciddisi de ciddi, şakası da ciddi. Bu iş çok tehlikeli bu lafzı unutmak lazım. Hani bu işi kelime literatürümüzden kaldırmamız lazım ki aklında adamın böyle bir şey olmayacak ya ben böyle bir şey diyeceğim. Kızdım mı? Güya nedir? Erkeklik gösteriyor bazı insanlarda vardır. Hani ben öyle bir kızdım var ya böyle yıkar dağıtırım yani. Ne olacak ondan sonra? Ya bu işin şakası var mıdır yani? Veyahut da ciddiysen öfkelendim de öyle dedim. Bu işin su kaldırır vallahi, hiçbir tarafı yoktur. Vallahi yani. Hocam bu kızdım da öfkelendim ifade kullanılığı şaşarım. Evet. Bir evladın Allah küçük muhafaza. Çocuğun kadar aklı kadar Allah muhafaza etsin Allah bazen muhafaza. Olmuyor. Evet hocam, selamünaleyküm, diş kapanmadı. Evet, diş mesajı şu şekilde anlıyorum çünkü birkaç kelime kelam eksikliği var. Hocam diyor, diş kaplamada diyor, abdest bozar mı diyor. Evet, mesaj eksik, bir daha detaylı inşallah rica ediyorum çünkü çevirmeye çalıştım, çeviremedim. Evet, selamünaleyküm hocam, ben dini sohbetleri çok seviyorum. Özellikle FM TV'yi çok izliyorum. Erkek hocaları, evet. Erkek hocaları izlemek diyor. Bunda bir vebal var mıdır diyor. Erkek hocaları demek diye bir vebal yok. Şey olarak yabancı şeyden göndermiş yurt dışından. Hani şey olsa diyor izlemek etmek bununla alakalı herhangi bir aksilik var mı diye sormuş. Şimdi şunu bilmek lazım tabii. Erkeğin kadına bakması haram. Kadının alıcı gözlerle erkeğe bakması nedir? Haramdır. Ama burada gelip de bizde bir şehevi duygu içirecek. Bizde öyle bir görsel olarak zaten ne yok? Öyle bir usul yok bizde. Tam sünnet. Bakış önemli. Bakış önemli. Kişi tabii gelip de bunu dinlerken Allah rızası için bir kadın dinlerse kadına bir mani etki yoktur. Evet. Mevla razı olsun. Mevla cümlemizi, kalplerimizi ve gözlerimizi her şey muhafaza eylesin. Evet. Evet hocam. Selamun aleyküm. Kardeşlerim çalıştığım ortamda oruç tutmaya oranı %100. Kişide 80'i orucu tutmayı tutmuyorum. Bu ben bunlara kimle bakıp kavga etmek evet bu yurt dışından göndermiş arkadaşım Türkçe yaşarım evet bunlara kimle bakıp kavga etmek ben kavga etmek istemiyorum bu kim ve nefret bakışım içimden meddua etmem sakıncalı mıdır nefsime yenik düşüyorum demiş hocam ya oruç tutmayanlar varmış hocam tutamıyor kendisini bununla alakalı kavga etmek istiyorum yapmak istiyorum kendim zor tutuyorum bunda herhangi bir sakınca var mı diyor kavga etmek İçimden onlara buğz besliyorum Türkçesi yani evet, hocam. Evet. Parça parça mesaj göndermiş kendisi. Bunun için ne dersiniz hocam? Şimdi etkilememek hakikaten kolay değil yani. Öyle bir ortam sen oruç tutacaksın. Yanındaki adam çayını karıştıracak. Birisi belki sigara kullanan birisidir. Yanındaki sigarasını içecek. Vesaire dumanı saracak. O zaman bulunmuş olduğu ortam icabında onun orucunu şey yapıyor yani zora sokuyor. Ama şu da değil yani. Şunu bilmek lazım ama Mevla Teala sana bu orucu ikram et elhamdülillah. Tutmayan bir sınıftan olabilirdin. Mevla Teala bu işlerin şerbetine, kalbine bu işi şerbetini içirmiş. Sende elhamdülillah böyle bir hassaslık var. Bu işi yapabiliyorsun. Yapamayanlara bu işi ne yapmak lazım? Emr-i maruf, nehyen-i münker yapmak lazım. Tatlı tatlı olsa. İcabında ortamda gelip de orada millete şunu yapmamak lazım ya. Nedir? Hani ya böyle olur mu yaptınız deyip de milletin icabında küfrü, orada icabında ne yapıyor? Bir günah işliyor. Bir günah işliyor. Birkaç ifade daha kullanırsa Allah muhafaza, adam bir ters kelime kullan, Allah muhafaza, adamı bu sefer dinden de çıkartma durumu vardır. O yüzden gelip de hani bu işi tereyağından kıl çeker gibi. Eğer yapamıyorsan, beceremiyorsan diyeceksin ki sabır ver ya Rabbi, işimize bakalım. İçeriden dua et. Ama ne vardır? Yine bir şey yoktur. Hiç ilgilenme yoktur. Yapabiliyorsak bir tebliğ yapmamız lazım. O da toplu halde arkadaşlar bir oruç tutsaydınız ya falan. Varsa o kadar samimiyetin ortama seni de kaldırırlarsa söyle. Ama diyorsun ki beni dinlemezler, tam da tanışmıyoruz, seriniz. Bir de böyle bir ifade kullanırsa Allah'ım olan biriz bir ifade kullanır. Adımı ne yaparsın? Dinden de çıkartırsın. Allah'ım o yüzden usule dikkat etmek lazım. Hocam Van'dan bir kardeşimiz, Hakan isminde bir kardeşimiz.
Hocam diyor 4 yıllık evli olduğunu ve eşini çarşaf giymesine giy demesine rağmen hanımı çarşaf giymiyor. Çarşaf giy diyor hanımına. Evet. Çarşaf giymiyor. Kocası günahkar oluyor mu diye sormuş hocam. Yine başka bir soru. Elazığ'dan bir izleyicimiz soruyor. Bir namaza iki niyet olur mu? Ve yine peş peşe sünnet namazı kılarken kazaya niyet etmek. Hocam şey söyleyeyim hocam. Mesela bu Van'daki ile başlayalım. Evet. Bir kardeşimiz Hakan isimli kardeşimiz. Allah'ım kendisine yardımcısı olsun inşallah. Hanımı çarşaf giyiyor. Hanım da giymiyor. Evet. Ama anladığım kadarıyla şöyle anlıyorum. Çarşaflı almamış. Evet. Evlenip o şekilde kabul etmiş. Evet. Ve bununla alakalı bir zorlaması var. Bunu... Şimdi bunun sabrın ölçüsü nedir aslında biliyor musunuz? Buyurun. Şimdi şu. Bu şekilde alırken zaten baştan bakmadın yani. Bu olur mu olmaz mı işte Allah buna müsaade ediyor mu bu şekilde. Oralara bakmadan almışsın. Kaç sene geçmiş bu şekilde yaşamışsın. Sen icabına bu işleri idrak edince kaç sene geçmiş? 4 sene 5 sene önce böyle yaşamışsın. Şimdi en az düşünmek lazım. 4-5 sene boyunca yaşadın ya böyle. 4-5 senede bu şekilde sabırlı bir şekilde. Eğitimini vereceksin. Eğitimini vereceksin. Tatlı tatlı ama en güzel eğitim nedir biliyor musun? Kişinin şu dili var ya çok acayip bir şeydir. Evet. Soğutmadan. Hani en güzel örnek anlatım aslında yaşam şeklidir yani. Bakacak ki benim eşim namaz kılmadan önce, bu işleri yapmadan önce böyle böyleydi. Namaz ona ne güzel bir güzellik verdi. Biz önceden böyle davranırdı. Senin güzelliğini hissederlerse Mevla da en netice ona ne yapar? Bir ikramlı ihsanda bulunur Allah'ın izniyle. Ama diyor ki yok o kadar yaptığım halde dönmüyor, etmiyor falan filan. İşte bunu sabır diyeceksin. Hazır. Aldın. Evet. O şekilde ne yapacaksın? Eğiteceksin. Yani. İnşallah yani. Bu işin mücadelesi var. Evet hocam. Sorular yoğun. Benim de inşallah birkaç sorum var hocam. Bir kısa bir araya gireceğiz inşallah. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet sevgili izleyenlerimiz inşallah kısa bir araya gitmeden önce yine bir seyircimiz yine sormuş ama bir kısa bir reklam arasına gideceğiz hocam. Evet. Ama reklam arasına gitmeden önce şunu ben sormadan geçmek istemiyorum hocam. Bir kardeşimiz ısrarla soruyor. Hocam diyor namaz kılacağım şimdi diyor. Kendisi eğer namaza duracak. Bir namaza diyor iki niyet olur mu? Aynı zamanda diyor namaza kılarken diyor kaza ediyor niyet etme olayı. Kaza namaza niyet edilir mi diyor onu soruyor hocam. Çünkü kaza ısrarla reklam arasına gideceğim diyor. Yok diyor hocam bunu sor diyor namaza duracağım diyor. He. Evet. Şimdi namaza hangi namaza dedi? Namaza tek kaza, niyet kaza, hocam şöyle kazaysa bir... kaza niyet edeceksin. Evet. Sünnetse sünnete niyet edeceksin. Namazda bir niyet olur yani. Bu hem ona geçmiş kazalarla dersin. Alakalı soruyor hocam. Evet. Kazalarla alakalı. Buna niyet olur. Bir de bir namaza iki tane niyet olur mu ayrı ayrı? Olmaz. Hangi namazın şimdi bazen diyoruz ya ben şimdi ikinci namazın farzını kıldım. Ona meğer şey değilmişiz ya. İşte öğle namazını ben ikinci niyet ettim. Ne yapıyorsun? Namazı iade ediyorsun. Bak bir niyet değişikliği. Halbuki o peki okulmuş olduğun namaz ne olacak? O da nafile yerine geçer. Ama nedir? Bir farz namazını eda ederken diyoruz ki biz buna ben şu anda öğle namazının farzını kılmam gerekiyordu. İkindiye niyet ettim. O ikindi vakti mi? Değil. Namazı ne yapman lazım? Bir daha iade etmen lazım. Evet. Artık kendisi rahat bir şekilde kazasını kılabiliriz. Çünkü reklam arasını dahi engelledi kardeşimiz. Yönetmenimiz diyor madem engelledin madem reklam arası diyor. Hemen bir soru daha sorayım ondan sonra reklama geçelim. Selamünaleyküm hocam demiş. Diş dolgusu olan bir kardeşimiz yani birisi Hanefi mezhebine göre değil de Şafii mezhebine göre diyor. Tabi etse nasıl olur? Bilgendirseniz sevinirim. Allah razı olsun. Zaten mübarekler evet. Hanefi'den Şafii'ye hemen bir şey buluyorlar. Bunun için ne dersiniz hocam? Şimdi Şafii'nin meselesini biliyorum da Hanefi'de ne yapması lazım? O kaplamanın üstüne bir kaplama geldiği için oraya ne yapmak lazım? O mesh hükmüne geçer. Orayı ne yapmak lazım? Mesela bir tırnaklarını kesiyorsun. Hı hı. Abdestsizin tırnaklarını kessin. Ellerini yıkayınca ne yapıyor? Abdestin hükmünü tekrar kazanmış oluyorsun. Bu dişlerle alakalı bir abdest gerekiyor. Evet o zaman bir abdest ne yapacak? Bir abdest daha evet. Alacak kardeşimize. Mevla razı olsun. Evet. Hocam şimdi bir yandan maillere bakıyoruz. Bir yandan WhatsApp'a bakıyoruz. Bir yandan normal mesajlara bakıyoruz. Ben mesajı unutmuşum. Mesajlarda 30'a yakın mesaj gelmiş. Onu da inşallah kısa bir reklam arasından sonra soracağız. İnşallah. Kardeşlerimiz haklarına yararsın. Evet sevgili izleyenlerimiz Ramazan özel programı mükemmel geçiyor. Hicri ve miladi bir cuma gününde Ramazan özel programı bambaşka. Kısa bir reklam arasından sonra inşallah devam edeceğiz.